Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir stack uygulamamız olacak. Bu stack'in içerisinde aslında biz ne yapacağız? Verileri aslında push ve pop'la aslında bir yapının içerisine, bir sınıfın içerisine yerleştirip bunları implemente etmeye çalışacağız arkadaşlar. Özellikle bakın bu örnekte ne yapacağız aslında? Dinamik olarak bir diziye biz gerçekten ekleme yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bunu template'le aslında generalize edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Onlarla ilgili aslında örnek yapmaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden bakın şöyle geliyorum. Bir kere bir stack.hpp dosyası buraya oluşturayım. Aynı şekilde stack.cpp dosyası buraya oluşturayım. Kaynak kodumu verecek şekilde. HPP'nin içerisinde ne yapayım? If and def'le aslında gideyim. Stack HPP yazayım ve define'in içerisine bakın gideyim ne yapayım. Şöyle and if'imi koyup aslında korumamı buraya yerleştireyim. Ön işlemci komutlarında. Benim yapmam gereken şey ne arkadaşlar aslında burada? Şu. Ben buraya öyle bir sınıf formu yazacağım ki buradaki bütün fonksiyonları aslında kullanarak benim bu siteyimi gerçekleştirdiğinde bu işlemleri otomatik olarak aslında benim için yapacak. Ben bir tek bunu istiyorum burada. O yüzden bakın ben buraya bir veri update etmek istediğimde push'la ya da bir veri çıkarmak istediğimde aslında bunu parametrik olarak kullanabileceğim arkadaşlar. O yüzden bakın buraya geliyorum bir. Şöyle şunun içerisinde HPP dosyamı yazmak istersem bir template'in içerisinde bakın bir class T yazacağım buraya. Ve aynı şekilde bakın class stack diye bir buraya sınıf oluşturacağım. Bu sınıfın içerisine bakın arkadaşlar. Private objelerim olacak benim. Private objelerim ne? Int türünden bir size'ım olacak burada. Boyutlarımı aslında bana veren. Aynı şekilde bakın int tapım olacak. Burada en üstteki aslında elemanım ya da en sondaki elemanım burada ne? Onu tutacağım. Bir de yıldız stack ptr türünden bir tane türüm olacak. Bu aslında bana neyi gösterecek? Eğer ki biz bir class'ı t ile yarattıysak yani double, float ya da atıyorum herhangi bir tür olarak ben buraya vermişsem bu stack ptr ile aslında ne yapacağım? Bunun konumlarını, bunun adres değerlerini aslında burada değerlendirip yazmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bakın bunun public'inde ben ne yapacağım? Gideceğim bir ilk başta bir stack'in içerisinde integer türüyle başlayan bir tane aslında ne yapayım? Bir constructor burada oluşturayım arkadaşlar. İkinci olarak bakın stack türünden bir destructor buraya koyacağım. Üçüncü olarak bakın int'e geri dönen bir push const t reference türünden bir r değerini buraya ekleyeyim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bir yere push yapmak istiyorsam eğer buraya geçirecek değerin aslında constant türünde aslında t'nin referansına geri dönen bir tane ifadeyi buraya koymam gerekiyor. Çünkü nesnenin kendisini ben buraya vermezsem adresini de veremem arkadaşlar. Normalde ben bunu ne yapabilirim? Bunu pointer'larla da yapabilirim. Ama burada biz ne yapıyoruz? Bu kuralla aslında bunu implemente etmeye çalıştığımız için bunu söylüyoruz. Int pop t referansa parametre alan aslında bir pop function buraya koyacağım. Aynı şekilde bir int is empty ifadesini constant tanımla buraya vereceğim. Bu stack dolu mu boş mu bunu anlamak için bir de int is full const diye bir ifadeyi buraya koyacağım. Yani bunun full olup olmadığını aslında ben buradan öğreneceğim. Aynı şekilde void'in içerisine display const diye bir fonksiyon yazacağım. Ve bu fonksiyonun içerisinde de benim alacağım değerler ne olacak aslında arkadaşlar burada? Bu siteğin içinde ne kadar eleman varsa o elemanların hepsini ben buradan alacağım. Şimdi bakın bunu ben buraya yazdıktan sonra şöyle gideyim. HPP'nin içerisinde aslında şunları da koyayım. Include diyeyim. IO stream. Aynı şekilde using namespace std diyeyim buraya. Ve gideyim. Include'un içerisinde buraya stack.hpp'yi koyayım. Şimdi bakın burada benim yapmam gereken şey ne? Bu fonksiyonları sırasıyla aslında ben burada gerçekleştireceğim arkadaşlar.
O yüzden bakın, bu sınıf bir template sınıf olduğu için, class T'yi ben buraya yazdığım için, bu siteyin içerisinde bu bulunduğu için. Nasıl tanımlayacağım bunu biliyor musunuz? İlk gideceğim bir template class T türünden, bakın bir stack'in içerisinde stack'e geri dönen ve bunun içerisinde int s parametresiyle kendi parametresi alan bir fonksiyon yazacağım. Bakın buraya gidiyorum, ne yapıyorum? Stack constructor diyeyim buraya. Ve end'le diyeyim. Bunu verdikten sonra size diyorum, bakın burada. S 0'dan büyükse ve S 1000'den küçükse, eğer bu koşullar sağlanıyorsa S'i döndüreceğim. Diğer türlü 10 değerini buraya göndereceğim. Ve tapa eksi 1 atayacağım bakın arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum aslında, bakın. Bunun size'ini ben burada vermeye çalışıyorum ya. Eğer ben bakın burayı 10'a döndürüyorsam, bunu default olarak aslında 10 değerinden başlatabilirim bakın. Siteyin aslında boyutu ilk etapta bu olacak. O yüzden bakın, bu ifade doğruysa, bakın S bunların arasındaysa S'e atayacağım, ama değilse aslında buradaki S'e bunun size'ine 10 atayacağım ve tapa da eksi 1 değerini atayacağım. Aynı şekilde bakın stack ptr'ye de benim yeni eleman eklemem gerektiği için t'nin size kadar bir diziyi ben buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Ve ilk elemanın değerini aslında nereye atacağım? Stack ptr'a atayacağım bakın burada. Constructor'da aslında ben bunu yapacağım. Aynı mantıkla bakın bir template class t ifadesinin içerisinde stack t'nin, bakın burada destructor'ını çağıracağım ve cout'un içerisinde stack destructor diyeceğim buna. Buraya end'le diyeceğim ve delete olarak bütün atama operatörlerini sileceğim için stack ptr'ı buraya yazacağım. Bu tek bir adres olsaydı delete'i yazmam yetecekti, ama bunun yanına parantez koyuyorum ki buna bağlı olan bütün her şey aslında burada silinsin arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum. Template class t generic parametresi türünden gidip bir int'e geri dönen stack t push ifademi buraya koyuyorum ve buraya ne koyacağım? Const t referans türünden bir item değerini buraya eklemeye çalışayım. Push'u ben zaten burada vermiştim. Bu push nereden geliyordu aslında? Benim tanımımdan geliyordu. Ben burada ne yapacağım? Eğer ilk şunu kontrol edeceğim. If diyeceğim. Eğer ki is full değeri, yani bu dolu değilse diyorum burada, stack ptr'ın içerisine artı artı top ifadesini koyup iteme her seferinde buraya update edeceğim arkadaşlar. Ve burada return bir değerini buraya vereceğim. Bunu gerçekten yapabildiğim için. Aynı şekilde bakın bu fonksiyonun sonunda, eğer ki bunun çıkışında bu full ise bunu sıfır olarak döndüreceğim. Ama bu push'ta eğer ki bu full değilse return 1 deyip bu işlemi gerçekleştirebildiğimi aslında burada söyleyip dışarıya 1 değerini vereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bu mantıkla birlikte template class t türünden int stack yazıyorum. Tekrardan buraya bakın. Stack t pop t reference pop value olarak bir ifade tanımlıyorum. Ve bunu tanımladıktan sonra if diyorum. Eğer bu boş değilse bakın. Boş değilse ne yapacağım? Ben buradan eleman çıkarabilirim. Ben bunu biliyorum. O yüzden bakın pop value'ya burada gideceğim. Hep ne atacağım? Stack ptr'ın top eksi eksisini atayacağım. Ve return bir değerini buraya koyacağım. Aynı mantıkla bakın. Eğer bu ifade boşsa zaten, yani bunun içerisinde hiçbir eleman yoksa, ben zaten burada ne yapmam gerekiyor? Bu pop value zaten benim burada sıfır olarak geri döndürmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın hep ne yapıyorum? Top'ın en altındaki değere ben bunu atadığım için bu pop value, bakın stack ptr'ın içerisinde aslında yapmam gereken ifade basitleşmiş oluyor. O yüzden bakın buraya geliyorum, bir template diyorum. Class t'nin içerisinde void'e geri dönen stack t'nin display fonksiyonunun constant değerini buraya çağırıyorum. Burada bir for döngüsüyle integer i'den
i size'a kadar i artı artı değeriyle birlikte gidiyorum buraya. Cout'un içerisinde f diyorum. i diyorum. Ve buraya gelip bunu kapatıp buradaki stack ptr'ın içerisinde i değerini buraya update olarak veriyorum arkadaşlar. Yani aslında döngünün içerisindeki her şeyi aslında detaylı bir şekilde dönüyorum. Aynı şekilde bakın bizim burada kontrol fonksiyonlarımız vardı. Class t'yi buraya yazdığımda int diyorum bakın. Stack t türünden is empty değerinin const'unu buraya koyuyorum. Koyduktan sonra return diyorum bakın burada top eğer ki arkadaşlar eksi 1'e eşitse bu doğruysa bakın bu bana ne döndürecek? 1 döndürecek. O zaman bunun boş olduğunu ben anlıyorum. Çünkü buraya hiçbir zaman için top'a değer atanmamış bakın arkadaşlar. Çünkü bakın top'a değer atanması için bakın burada biz ne yapıyoruz? Pop'un içerisinde bakın hep art artı top diyorum ya ben. Top'u hep ben burada arttırıyorum. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye. Ve itemin hepsini buraya koyuyorum. Ve aynı zamanda bakın top'u da arttırıyorum burada. O yüzden bakın top'um eksi 1 ise buraya hiç eleman eklenmemiş demek oluyor aslında benim için. Aynı mantıkla bakın template'in içerisinde class t diyorum. Int'e geri dönen stack t'nin içerisinde is full fonksiyonunun constant değerini buraya veriyorum ve return diyorum. Top eşitse diyorum size eksi 1'e. Yani benim size'ım 10'sa top da 9'sa buraya 10 tane eleman eklenmiş oluyor. Çünkü sıfırdan başlıyor değerler. Size'da bunun 10 olduğu için aslında 9'a eşitse eğer bunun full olduğunu ben buradan anlayabiliyorum arkadaşlar. O zaman bakın ben buraya gideyim şöyle bunu bir çalıştırayım önce. Şu dosyaları eklemeden önce. Çünkü CPP'nin dosyasını buraya ne yapmam gerekiyor? Terminal kodunun içerisinde değil aslında. Launch kodunun yani test kodunun içerisinde benim burada bu değerleri doğru bir şekilde vermem gerekiyor. VS Code'a geliyorum. Task'in içerisinde shell yapıyorum bunu. Shell yaptıktan sonra bakın şu dosyamı alıyorum. Ve stack CPP dosyasını bu dosyayı çalıştığında derlenmek üzere buraya ekliyorum. Ekledikten sonra bakın şunu artık eklememe gerek var mı? Yok çünkü zaten stack'in içerisinde bunu yaptım. Geliyorum stack.hpp'yi buraya koyuyorum. Koyduktan sonra bakın ben bu örneği bu sefer artık ne yapabilirim? İmplemente edebilirim. Şimdi bakın benim yapmam gereken şey burada şu. Bir stack formu tanımlıyorum burada. Float olarak tanımlayayım bunu ve float olarak tanımladıktan sonra bunu fs 5 değeriyle çalıştırayım. Yani burada 5'lik aslında bir boyutum olsun benim size'ımın içerisinde ve 5 tane elemanı ben burada doldurmaya çalışayım. Sallıyorum burada float f gibi bir değerim olsun 1.1 olsun ve bu cout'un içerisinde pushing element to the fs diyorum bakın burada end'leyi buraya koyuyorum. Bunu koyduktan sonra ne yapacağım aslında? Ben buraya elemanları spesifik olarak ekleyeceğim. Bir while döngüsünün içerisinde ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Ama önce while'da yapmayalım. For diyelim. Integer i eşittir sıfırdan. Şöyle. I ne olsun burada? Efes'in burada size'ını alan bir fonksiyon aslında yazalım. Bize bunu döndürsün. Burada şöyle diyorum. Int get size diye bir fonksiyon yazalım buraya. Constant türünden. Şöyle. Buraya geliyorum. Template class t diyorum. Bunu koyuyorum. Ama bu neye geri döndüğü için? Stack'in t'li türünün get size'ına geri döndüğü için bakın burada. Şunu alıyorum. Şöyle kusura bakmayın. Şu klavye döndü yine. Şimdi bakın buraya ne yapacağım? Return diyeceğim. Size değerini aslında burada geri döndüreceğim. O yüzden bakın bu ifadenin içerisinde Efes'in get size'ını burada çağırıyorum ve i artı artı değerini buraya koyuyorum. O zaman ben buraya ekleme yapmak istediğimde aslında ne yapayım? Her zaman için f'i buraya vereyim. Ama f'i verirken de aslında ne yapayım? Efes'in push f'ine gideyim hep bu f değerini vereyim. Ama f değerini verirken ben burada ne yapayım? F'in değerini de her döngüde f artı 1 olarak arttırayım. Yani her döngüde aslında bu push ifadesini ben buraya veriyorum. Ve verdikten sonra zaten bakın Efes'in display'ini ben burada çağırırsam ve bunu çalıştırırsam arkadaşlar eğer. Bunu çalıştırdıktan sonra bakın burada bir hata veriyor.
Şimdi bakın burada kodda nerede hata yaptık? Şöyle bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki sorun tam olarak şu. Şimdi biz bu stack HPP'yi yazdık ya. Buraya template class'e yazdığımız için bunu aslında include ederken bizim bu formatın içerisinde zaten bunların türlerini seçmiş olmamız gerekiyor. Bu da bize neyi anlatıyor? Eğer ki bakın biz buraya bir kaynak kod yazarsak, bu kaynak kodu burada derlemeye çalışırsak zaten bakın bunun türleri burada belli olmamış oluyor arkadaşlar. Yani derleyici bunu ayrı bir formatta derlemeye çalıştığında zaten burada problem çıkarıyor. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bu stack CPP'nin içerisinde template olarak verilen bütün her şeyi zaten derleyiciye kod olarak yazdıracağımız için bunların hepsini kodluyoruz. Ve bunları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuraya koyuyoruz. Yani hash dosyasının içerisine koyuyoruz bu template'lerin hepsini. Eğer bakın biz bunu yaparsak burada. Tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın arkadaşlar 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 ve 5.1 siteyini burada detaylı bir şekilde zaten bize veriyor arkadaşlar. O yüzden bakın bu stack CPP var ya burada bunu format olarak biz buraya yine koyabiliriz. Ama bakın bu template ile alakalı fonksiyonların hiçbirini buraya yazamayız arkadaşlar. Eğer bir sınıfın template'i burada verilmişse hash dosyasının içerisine bizim bunu gidip implemente etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun define edilecek referans değerini zaten burada bulamıyor. Çünkü zaten bunun hash dosyasına geldiğinde bu dosyanın içerisinde verileri seçmesi gerektiği için bu verilerin doğru türlerini de bilmesi gerekiyor. Doğru türleri bilmesi gerektiği için de aslında CPP dosyasında değil, HPP dosyasında aslında bizim bunların hepsini detaylı bir şekilde aslında koda eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada bu algoritmayı kullandım. Burada Efes Display'i ben verdim. Burada gideyim bir Efes'in pop değerine geleyim ve pop değerinde float referans bir değer vermem gerekiyor benim burada. 6.1 olsun bakın arkadaşlar bu. Tabii bu F olacak. Neden? Çünkü float değer olduğu için bizim bu değeri zaten buraya vermemiz gerekiyor. O zaman bakın bir Efes Display'i tekrardan çağırıyorum burada ve çalıştırıyorum. T referans türünden olduğu için bunu double yapalım aslında. Hiç uğraşmayalım şununla. 6.1 değerini ben buraya verdiğimde bir pop değerinin içerisinde bakın benim ne yapmam gerekiyor? Pop işlemini yapabilmem gerekiyor. Ama bakın burada ben pop'u yapabiliyor muyum? Yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü T referans türünden aslında pop'u vermem gerekiyor benim buraya. O yüzden bir ifadeyi ben eğer burada çıkarmak istiyorsam bu ifadenin içerisine ne geçmem gerekiyor? Pop'un içerisinde zaten is empty olana kadar bakın bu pop value'yu benim buraya vermem referans olarak ve verdiğim referansın içerisinde de aslında ne yapmam gerekiyor? Bunu çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz buraya bir ekleme yapmak istediğimizde hep push'u ekleyebiliyoruz. Çünkü const double referans türünden ben buraya bir değer koyabiliyorum bakın. Ama bakın buradan bir pop işlemi yapacaksam ben gidip ne yapmam gerekiyor? Bir kere bunun boş olup olmadığına bakmam gerekiyor. Boş olup olmadığını anladıktan sonra da bakın buraya gelip bu pop value'nun içerisine stack ptr'ın içerisindeki bu tap'ın içerisindeki değeri koymam gerekiyor arkadaşlar. Zaten bundan sonra bu ifadenin içeriğini ben çalıştırabiliyorum bunun içerisinde. Çünkü stack ptr aslında benim için o anlam ve değere geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın stack uygulamamız aslında bu kadar. Buna istersek bir overloading mekanizması yapıp aslında bu push'ların içerisindeki mekanizmayı tekrardan dönebiliriz. Bunların örneklerini yapabiliriz. Operatör overloadinglerle aslında buna yükleme yapabiliriz ama şu anda bunu yapmayacağız. Neden? Çünkü bir sonraki derste aslında ben size template member kuralını aslında anlatmaya çalışacağım ve bunları anlatmaya çalışırken de arkadaşlar bizim kullandığımız fonksiyonların içerisinde doğru formatlarda bunları nasıl kullanıyoruz, nasıl veriyoruz, onların çıkarımını sizinle birlikte yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü burada önemli olan şey şu, template'in aslında yazım kurallarını bilmek. Biz bakın bugüne kadar hep liste, bağlı liste, işte atıyorum double linked list ya da kendi içimizde mesela uyguladığımız bu özel
int sınıfı. Bunların hepsini aslında yazdık. Ama derleyicide burada hiçbir zaman için kod yazdırmadık arkadaşlar. O yüzden bakın bizim burada yapmamız gereken şey ne? Bunların hepsini template formlarına göre derleyip çalıştırıp bunların uygulamalarını, kodlarını yazmak arkadaşlar. O yüzden bakın bundan sonraki örneklerimizde bunları tamamlamaya başlayacağız. Dilin kurallarını da yavaş yavaş öğrenerek. Çünkü önemli olan şey burada şu. Dilin temel kurallarını öğrenmek. Örnek yapmak da kesinlikle önemli. Ama temel kuralları öğrendikten sonra siz zaten bunların hepsini istediğiniz yerlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar.